Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeli, iyisiniz ve sizler için her şey yolundadır. Ee, size bugün Aralık ayında okuduğum kitapları anlatmak istiyorum ama öncesinde e, normalde çektiğim 2023 yıl sonu videoları da 2024 hedef videolarını neden çekmedim? Onlarla ilgili bir birkaç dakikalık e, konuşmak istiyorum. Dolayısıyla kitap yorumlarını bekleyen ler varsa videoyu biraz ilerletebilir. Şimdi ben normalde son 2 ya da 3 yıldır tam hatırlamıyorum. İşte bir önceki yılda hangi hedefleri tutturdum? İşte en sevdiğim kitaplar neydi? Ya da bir sonraki yıl için nasıl okuma hedefleri koydum? Bunlarla ilgili videolar çekiyordum. Bu sene hiçbirini çekmedim. Sadece Instagram'da 2023 yılında okuduğum en iyi 10 kitap diye bir reels paylaştım. Onu görmemiş olanlar için aşağıya bir tane bağlantı linki bırakırım. İzleyebilirsiniz. Çünkü 2023'teki koyduğum hedeflerin çoğuna ulaşamadım, kafamı toplayamadım çok fazla dönem oldu. E, son iki yıldır da bu şekildeydi. Dolayısıyla tekrar bir hedef videosu çekip yine onu gerçekleştiremediğimi görmeyi istemedim. E, tamamen oluruna bıraktım. E, en sevdiğim kitapları da ayrı ayrı e, zaten videoda şey yorumları Instagram'da var, burada ayrı ayrı her aylık e, sohbetlerde anlattım. Dolayısıyla tekrar tek bir video olarak yapmak açıkçası zor geldi. Real olarak paylaştım o şekilde daha fazla kişiye de ulaştı bu şekilde ee, dediğim gibi böyle bir durum söz konusu bu sene için birkaç tane hedef koydum kendime birincisi 60 kitaplık bir hedef koydum bin kitap üzerinden ve bin kitabı bu sene çok daha aktif kullanmayı planlıyorum çünkü senenin başında 1-2 ay kullanıyorum sonra işte benim okumalarım sekteye uğradığında orayı da böyle boşluyorum o yüzden bu seneki hedeflerimden bir de bin kitabı daha aktif bir şekilde, doğru bir şekilde, e, senkronize bir şekilde kullanabilmek. E, kalın Klasiklerden Korkmuyoruz devam edecek. Kayıp Zamanın izinde serisini bahsetmiştim zaten. Ona e, başlayacağız nasip kısmet olursa. Onun dışında kişisel olarak e, çok fazla son iki yılda kurgu dışı kitap almıştım. Ama bir türlü onları okumaya hani fırsat bulunmuştum O an görüyordum. Evet, bu kurgu dışı kitap ihtiyacım olan kafamdaki sorulara yanıt bulabilecek ya da beni e, rahatlatacak e, dediğim kitapları alıp kenara koyduğumu fark ettim. Dolayısıyla biraz daha kurgu dışına yönelmek istediğim bir sene. E, onun dışında farklı bir hedef koymadım açıkçası. Oluruna bırakacağım dediğim gibi. Sadece daha dengeli gideceğim. İşte o ay bir tane yabancı klasik okuduysam bir tane işte çağdaş klasik okumaya, Türkiye'de bir hatında bir tane klasik okuduysan bir tane çağdaş Türkiye'de bir hatı okuma gibi dengelemeye çalışacağım. O şekilde gitmeye niyetliyim bakalım nasıl olacak. Sene sonunda göreceğim. Eğer bu sene gerçekten oluruna bıraktığında çok daha iyi bir okuma performansı sergilersen bunu da zaten 2024'ün sonunda konuşmak isterim deyip 2023'ün son ayı Aralık ayında okuduğum kitapları anlatmak istiyorum. 2023 Aralık sanırım benim için kişisel olarak en zor geçen aylardan bir tanesi de çünkü ailece hasta olduk. Önce ben çok kötü hasta oldum. En son korona da bu kadar kötü olmuştum. Sonra ben iyileştim. Oğlum hastalandı. Onun 3-4 gün sürdü. Sonra işte okula tekrar başladı. Başlar başlamaz ertesi gün tekrar ateşlendi ve 7-8 gün hiç düşmeyen ateşim vardı. Sürekli evdeydi. O sırada eşim de hastalandı. Ben biraz toparlamıştım ama %100 iyi değildim. Böyle 10 günlük bir çöp dönem oldu Aralık ayında yaklaşık 10-15 günlük. Dolayısıyla o arada böyle işte kafam dağınık olduğu için, gün içinde yorulduğum için akşamları okumak istemedi canım. Sadece böyle boş boş vakit geçirdim birazcık. Dolayısıyla hedeflediğim kitaplardan birazcık daha az okudum. Bir de geçen ay ki ay son okumalarında şey demiştim. Bundan sonra videolar en az sevdiğim kitaptan o ay okuduklarım için en çok sevdiğim kitaba doğru böyle oylama usulü gidecek diye bir şeyden bahsetmiştim. Bu ay okuduğum 3 kitapta benim için ortalama kitaplardı yani 7-8 puan verebileceğim, ortalık e, orta e, seviyede sevdiğim, beğendiğim kitaplardı. Sevdiğim taraflar oldu, sevmediğim taraflar oldu. Dolayısıyla bir sıra gütmeden okuduğum sırayla bahsedeceğim bu ay. Öncelikle Tahsin Yücel'den Peygamber'in son 5 gününden bahsetmek istiyorum. E, benim... Tahsin Yücel külliyatın özellikle roman külliyatını tamamladıktan sonra bir video çekme planım var. Dolayısıyla Aralık ayında kalan 3 romanından bir tanesini daha okuyayım da 2 roman kalsın e, niyetiyle başlamıştım. Bir de bu kitap 93 Orhan Kemal roman armağını kazanmıştı. O zamandan beri de listemdeydi. Bir de çok sevilen kitaplardan bir tanesi. Tahsin Yücel denilince e, çok fazla kişinin favori kitaplarından bir tanesi. Ama benim için öyle olmadı. Ben Tahsin Yücel'den çok daha iyi kitaplar okudum. Ama kitabın başı beni çok heyecanlandırdı. Yani kitap şöyle başlıyor. İki arkadaş var kitapta. Fehmi ve Rahmi diye. Kitap Fehmi'nin, Rahmi'nin vefatının ardından Rahmi'nin hayatını kaleme alacak yazarlarla anlaşması. Bu yazarlar Rahmi'nin hayatını araştırırken işte çok farklı şeyler bulmaları. Fehmi'nin roman yazdırmaktan vazgeçmesi ama yazarların inisiyatif alıp Rahmi'nin hikayesini Ev basılması, bastırmak için, kitaplaştırmak için çabasının olduğunu söyleyen bir ön sözle başlıyor. Biraz karışık oldu ama yani aslında yine üst kurmaca tekniğiyle bir şeyler yapmaya çalışmış Tahsin Üçler. Böyle olunca inanılmaz heyecanlandım. Yani kitabın karakterleri sanki karakterlerinden bir tanesi sanki bu romanı yazdırmak için bir çaba sarf ediyor, sonra vazgeçiyor ama yazdırmaya çalıştırıyor yazarlar da bu kitabı kaleme almış gibi böyle çok farklı bir yerden giriş yapmış. Dolayısıyla ben çok heyecanlandım bu romana başlarken. Şöyle, e, kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm e, Rahmi'nin şey, peygamberin kısa yaşam öyküsü diye başlıyor. E bu peygamber? Aslında peygamber kitaptaki Rahmi adlı karakterimizin e, lakabı. E, rahmi e, çocukluğundan başlıyoruz. İşte bir arkadaşı var Fehmi diye. Çok iyi arkadaşlar. Beraber büyüyorlar ve üniversiteye gidiyorlar. İşte oralar e, detaylı bir şekilde anlatıyor. İlkokul, ortaokul, lise. Üniversitede işte iktisat ya da ekonomi öyle bir şey okuyorlardı. O sırada böyle bir tane kızla tanışmaları ve bu devrim işine biraz girmeleriyle. Kitap bu arada 1940'larda başlıyor 40'larda 45'lerde. E, ee, üniversiteye başladıkları dönemde yaklaşık 60 darbesinin olduğu dönemlere denk geliyor. Dolayısıyla böyle devrimci ruhun e, üniversitelerde gençler arasında e, yükselmeye başladığı bir dönem. E, ve bu tanıştıkları kızla beraber devrimciliği, Marksizmi, işte Nazım Hikmet'in şiirlerini falan böyle e, benliklerine yerleştirmeye başlıyorlar diyeyim. O ruhu o ruhu o ruh sarıyor onları. Sonra e, Rahmi'nin bu işe kendini çok fazla kaptırması ve işte kendini devrimci bir şair olarak e, konumlandırmasıyla devam ediyor hikaye, şiirler yazıyor, devrimcilik üzerine sürekli arada nazım Hikmet şiirleri geçiyor, sürekli Marksizm geçiyor ve bir gün işte Fehmi, Rahmi ve tanıştıkları kız üçü e, bir işte yemekteyken diğer arkadaşlarıyla Rahmi'nin işte bir şeyleri anlatırken ki e, tavırlarından dolayı peygamber rakabı konuluyor kendisine ve roman boyunca bu şekilde devam ediyor. Yani bir devrimcinin hikayesini okuyoruz aslında Ama bu devrimci alıştığımız e, ya da kafamızdaki, zihnimizdeki devrimciler gibi değil aslında devrimci ruhuyla yanıp tutuşurken hiçbir şey yapmayan, eyleme geçemeyen, pasif, sadece sözde, sadece zihniyette devrimci bir karakter aslında. Gençlik yıllarını görüyoruz, işte çocuğunun olduğu zamanlara görüyoruz, çocuğunun büyüdüğü dönemleri görüyoruz. Kitap işte 1940'lardan dediğim gibi çocukluktan başlayıp 60 darbesini, 70'i görüyor ve 80 darbesinden sonra ikinci bölümle beraber Rahmi'nin son 5 gününü Görüyoruz aslında. Üç tane devrimi geçiyoruz aslında bu kitapta. Dolayısıyla gerçekten devrimci ruhunun sonuna kadar yaşayabileceğiz. Hatta benim gibi o kadar fazla geldi ki bu devrimci ruhu bir yerden sonra boğulduğunu, boğulabildiğinizi, boğulduğunuzu hissedebileceğiniz bir eser. E yine aslında Tahsin alıştığımız sarkastik tavırları, toplumsal eleştirileri, ee, derdi olduğu bir, yani derdinin olduğu bir roman yazmaya çalıştığı çok belli. Ama ben Rahmi'nin işte bu devrimci ruhu kendini bu kadar kaptırması bana yani çok fazla. Sürekli Marksizm, Marksizm, Nazım Hikmet, devrimcilik ee, falan. Ama aslında burada biz daha çok Rahmi'nin... Ee, Bireysel devrimini görüyoruz. Hani e, hiçbir şekilde bir şekilde o hayatından e, beklediği çıkışı yakalayamamasını görüyoruz. Ne gençken, ne evliliğinde, ne baba olduğunda hep bir e, geri planda hani hep o atması gereken ilerleyecek ona e, ilerlemesini sağlayacak adım atamamasını okuyoruz aslında. Sevdiğim yerleri çok oldu ama ben diğer Tahsin Yücel romanlarıyla kıyasladığımda benim için mesela Yalan çok daha iyi bir roman bu noktada. E, Tahsin Yücel sevenler okuyabilir. Ama hiç Tahsin Yücel okumadıysanız bence bu romanıyla başlamamanızı nacizane tavsiye ederim. İnşallah roman külliyatı videosunda da detaylı konuşuruz diye düşünüyorum bu kitabı da. O şekildeydi. ikinci kitapsa Eni Erno'dan Yalın Tutku. Eni Erno okumalarım devam ediyor. Son iki kitabım kaldı diye biliyorum. Yalın Tutku benim diğer okuduğum kitaplarına göre senelere babamın bavulu ve bir kadın romanlarına göre bir tık... Ee, düşük bulduğum ama yine çok keyifli okudum böyle bir saat içinde okuduğum incecik de bir kitap zaten. Adı üzerinde Yalın Tutku. Yani bir kurgulaştırmış ama kendi hayatından yola çıkarak yazdığı bir eser. Ee, burada bir kadının evli bir erkeğe duyduğu ıı, duygularını aslında ıı, tutkusunu, hatta saplantı diyebileceğimiz boyuttaki tutkusunu ıı, yazıya dökmesini okuyoruz aslında. Biz adamın sadece evli olduğunu işte ıı, ve İşini falan birkaç tane detayını biliyoruz ama burada e, karakterin adamla olan ilişkisinden ziyade e, ya da adamın işte ne statüsü olduğundan ziyade burada kadının e, bir erkek için hissettiklerini aslında okuyoruz ve bunu çok güzel hani eğrisiyle doğrusuyla eksisiyle artısıyla e, oldukça gerçekten yalın bir şekilde ve e, tüm çıplaklığıyla ele alıyor. Dolayısıyla hani bir kadının duygularını okumak anlamında çok başarılı buldum. Yani o bir erkeğe duyduğu duygusunu masaya yatırıp aslında enine boyuna kesiyor, biçiyor diyebilirim. Onu da çok güzel bir şekilde kelimelere dökmüş. Ee, oldukça keyifli bir romandı ama Eni Erno'nun çok daha iyi eserleri vardı. Ee, babamın Bavulu zaten, e, babamın bavul değil babamın yeri e, zaten e, favori Eni Erno kitaplarımdan bir tanesi. Yani senelerden daha çok sevmiş olabilirim ve son olarak e, üçüncü kitabımız e, Alessandro Manzoni'den Nişanlılar. E, kitap bizim kalın klasiklerden korkmuyoruz grubumuzla e, beraber okuduğumuz kitap ama grupta bayağı e, hala okuyanlar var yani düşünün. E, normalde aslında çok daha umutlu olduğum kitaplardan bir tanesi ama kitabın ortalarına doğru e, ben, eşim ve oğlum hastalandığı için o dönemde çok fazla odaklanamadım ve istediğim verimi alamadım kitaptan. E, kitap 1827 yılında ilk baskısını yapıyor e, ve sonra birkaç tane daha düzenlemeyle 1840'ta son baskısının son hali yayımlanıyor. E, yazıldığı dönemde de 1620'leri anlatıyor aslında. Dolayısıyla kitap 400 yıl önce yaşanmış bir kurguyu anlatıyor bize. Renzo Lorenzo ya da Lucy adında iki tane genç var birbirini seven ve bu insan iki genç nişanlı. E, nikahlarının kıyılmasını istiyorlar ama e, bir türlü kıyılamıyor. İşte gittikleri rahip nikahlarını kıymıyor. Neden kıymadıkları kıyılmadığı ile ilgili bu nikahın e, bir araştırmaya giriyorlar. İlk 200 sayfa bu nikahın olması olmaması neden olmadığıyla alakalı e, sorgulamaların olduğu kısım oldukça da keyifliydi ama sonrasında İtalyan ...tarihine odaklanmaya başlıyoruz. İşte 30 yıl süren 30 yıl savaşlarına... ...arkasından gelen ekmek kıtlığına... ...insanların açlıkla işte Milano çevresinde... ...özellikle yaşadıklarına... ...onun takibinde... ...şehri kırıp geçiren veba salgınına geliyor. İşte bu veba salgınında... ...ortada gezen spekülatif haberler... ...insanların bilerek veba salgını... ...yaydırmaya çalışması... İşte insanların bir bir ölmesi yani hayat kurtulam insanların bir şekilde bu hastalıktan kurtulmaya çalışması ama neredeyse büyük bir toplumun büyük çoğunluğunun veba yüzünden ölmesi işte kurtulanların da hayatlarının gerçekten sersefil oluşu bunlarla ilgili yoğun bir 300 400 sayfa okuyoruz. E Zaman zaman kopyalar yaşadım o yüzden. Son 200 sayfa tekrar karakterlerimize daha çok odaklanıyor. İşte onların yaşamlarına odaklanıyor. E, bu kitabı biraz daha anlamlandırabilmek için aslında Manzoni'nin hayatını bilmekte de fayda var. Çünkü Manzoni dini anlamda inançlı ve e, oldukça güçlü bir Katolik. Hatta protestan biriyle evleniyor ve çocukları oluyor. İşte bu çocuklarının Katolik... E, şeyine göre büyütülmesini istiyor. Ama orada işte çeşitli böyle gelgitler yaşıyor falan. E, o yaşadığı gelgitleri de kitapta inanç meselesiyle alakalı kısımlarla görebiliyorsunuz. E, kitabın ama genel durumunda, genel atmosferinde de şey çok baskın. E, kadercilik anlayışı işte e, ve o, o, yani bir şey oluyorsa olması gerektiği için oluyordur. Oluruna bırakması gerektiği e, inancı Manzonen'in zaten kendisi de böyle bir sahip olduğu için onu da kitapta çok yoğun bir şekilde hissettiriyor açıkçası. E, dediğim gibi yani benim için orta sevdiğim klasiklerden bir tanesi oldu. E, e, şeyi de düşünüyorum konuşamadığım bir türlü. Grubu da düşündüğümde hani çok çok severek okuyan bir iki kişi vardı ama onun dışında çoğunluk benim gibi ortalama buldu. Hatta dediğim gibi hala okumaya devam eden kişiler de var. Ara ara kopmalar yaşadıkları için. E, ama ilk tarihi yani İtalyan cezan ilk tarihi roman olmasından kaynaklı, Manzoni'nin kendi düşünceleriyle beraber İtalyan tarihiyle beraber böyle bir işte iki aşının hikayesini kurgulaması anlamından da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ilgili önerebileceğim klasiklerden bir tanesi oldu. E, bu şekilde 2023'ü bu videoyla e, tamamlamış oluyoruz. Umarım 2024 herkesin e, çok daha güzel okumalar yapacağı, dolu dolu geçirebileceği e, ülkemiz açısından e, doğal afetlerin olmadığı, üzücü olayların olmadığı, insanların sağlıklı, sıhhatli, mutlulukla zaman geçirebildiği bir yıl olur. 2024'ü Güzel hatırlarız diyorum çünkü 2020, 2023 özellikle 6 Şubat sonrası hepimiz için çok zor zaman özellikle o bölgede yaşayan insan için hala çok sıkıntı olan insanlarımız var. Ve işte 2023'ün sonlarına doğru dünyaya baktığımızda Filistin olaylarıyla yani Filistin'e yapılan soykırımla beraber... Son iki ay, 3 ay neredeyse e, hani herkesin kafası bence dağınık dep, aklımızın bir köşesi ordaydı. Hala da orada. Bugün tam 91 gün oldu ben bu videoyu çekerken ve hala maalesef devam devam ediyor. Yeni yıl işte Christmas o bu bu insanlar için hiçbiri durmak için bir sebep olmadı maalesef. O insanlar yeni yıla bombardıman altında girdiler. Son iki videoda söylediğim gibi bu videonun sonunda da aynı şeyi söyleyeceğim. Ekim geçti, Kasım geçti, Aralık geçti. Hala bitmedi bu zulüm. Umarım bir sonraki videoyu çektiğimde, Ocak ayının sonunda daha umutlu bir şekilde kapatırım videoyu diyorum. Buraya kadar izlemiş olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.